İksel abi. Evet, İksel abi. Şerif Kadir, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Ha, Sefa Temiz'in, merhaba. Evet, Ankara'da konuk misafir. Evet. Hasan Bey, hoş geldiniz. Evet, Ufuk Bey, merhaba. Nasılsınız? Bugün kameramanımız değişti. Evet. Bugün kameramanımız Ufuk Bistebe Bey. Bugün araştırmacı kameraman olarak karşınızdayız. Kendi bugün kameraman oldu. Evet, buyurun. Nasılsınız Seval teyze? Seval abla, sizi şöyle içeri alalım. Evet. Merhabalar, buyurun. Evet. Buyurun mu efendim? Evet. Evet. Şimdi Yüksel abimin çalışma odasına ve meşhur arşivinin bulunduğu odaya giriyoruz. Evet. Burası benim arşivim gibi bir hazine. Evet. Hepinizin tanımasında fayda var. Evet. Buyurun Seval Hanım. Evet, sevgili dostlar, bugün Ankara'da emekli bankacı, şair, yazar Yüksel abinin evine konuk olduk. Bu Yüksel abimin Ünye sevdasının çok fazla olduğunu hepimiz biliyoruz, bütün Ünyeliler biliyor. Bununla ilgili oturacağız. Hem Yüksel amcamın baba dostudur benim aynı zamanda. Bütün bu kitaplarına, şeylerine, ne yapmış, ne etmiş, niye bu işe başlamış, bu Ünye sevdası nereden geliyor, onu dinleyeceğiz. Evet, Yüksel abi, topu size veriyorum. Evet, Ünye sevdanızın, bu araştırmacılığınızın, şairliğinizin, yazarlığın nasıl başladın dinleyelim. Seval teyzem de pek şey çekmişti. Söze, şunu da size yapalım. Ünye şiiriyle başlamak istiyorum. Evet. Şirin Ünye bizim gönül bağımız. Oralarda geçti gençlik çağımız. Kandilde bitse de şimdi yağımız. Hiç ödün vermeyiz Ünyelilikten. Sevgili dostlar. Ben 1 Aralık 1936'da Ünye'de, Orta Mahalle'de, Keşaplı Sokak'ta, ortaokula karşı 23 no'lu evde dünyaya geldim. Hayatımın ilk 20 senesi Ünye'de geçti. Sonra memuriyet gereği Anadolu'ya çıktık. Tam 44 yıl devlet-i aliye hizmet ettikten sonra emekli olduk. Şimdi Ankara'da, Sukuranbağ'da, mütevazi bir evimde hayatımı eşimle ve çocuklarımla birlikte devam ettiriyorum. Evet, çok güzel. Sevgili arkadaşlarım, benim Ünye aşkım ta 1953'lerde başladı. Şiir yazma tutkumu rahmetli komşum İhtiyaroğlu Mevlüt'te efendim başlattık. O cönkünü alır, ortaokulda milletin yayla dediği kabak ağaçlarının dibine gelir, elektrikliğinin ışığında bizlere okurdu. Onu o kadar çok sevmiştim, o kadar çok sevmiştim ki değerli kardeşim rahmetli Mevlüt İhtiyaroğlu bana şiir yazma aşkını aşıladı. O gündür, bugündür. Tam 60 senedir Ünye üzerine şiirler yazmakta, gezdiğim Anadolu köşelerini şiire dönüştürmekle efendim kendimi çok tatmin güzel ediyorum. Çok güzel. Ünye'yi çok seviyorum. 7'den 70'e o kenti araştırmaktan, gelmişini geçmişini yazıya dökmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili Ünye aşıkı dostlarım da bu tutkumu bildikleri ve öğrendikleri için benden zaman zaman geliyor, Ünye hakkında bilgiler edinmek istiyorlar. Bu husus beni öyle tatmin ediyor ki anlatamam. Onlara müzahir olmanın, yardımcı olmanın haz ve kıvancını yaşıyorum. Yüksel abim, teşekkür ediyoruz. Seval ablayla nasıl tanıştın? Aile mahallemizin gelini. Mahallemizin kızı mı? Mahallemizin gelini. Gelini. Kızı oldu artık. Üyeyim mi Seval teyzemde? Yok. Manisa Alaşehir ha. Efendim. İşte onun için, sordum ya nereden buldun diye. Efendim, gel hatunum otur. Efendim, madem benim bir kardeşim daha vardı. Şimdi rahmetli oldu. Cemil Gürçay. Efendim kendisi
Ünye'de Rızaçı Ağacı rahmetlinin açtığı, Mehmet Arif Hoca'nın evinin altında açtığı eczanede efendim kardeşimi Cemil Şen'i efendim eczacı kalfası olarak almıştı ve orada çalışıyorlardı. Eczacı rahmetli Ahmet Tuncer Beyefendi yıllar sonra Karamürsel'e nakletti. Orada eczane açtı. Ünyeli efendim Burhan Hanhan Hoca'nın damadı bir albay efendim orada şube başkanlığı yapıyormuş. Onun Karamürsel'e olan tutkusu efendim arkadaşların Karamürsel'de ilgi duymasına yol açmış. Gittiler orada eczane açtılar. Kardeşim de askerlik dönüşü Ahmet Tuncer'le birlikte orada çalışmaya başladı. Birkaç yıl sonra evlendi ve orada bir oğlumuz oldu. Aileye gelen ilk torundu Cenap Şen. Şimdilerde Kocaeli Vakıflar Bankası Merkez Şubesi Müdürü. Onun doğumuna gitmiştim. Ailecek. Çalışmakta olduğum Taşova'dan, Taşova Ziraat Bankası'nda memurdum. Taşova'dan Karamürsel'e gitmiştim. Doğum hediyesi bizim Türk gelenek ve göreneklerine göre efendim aileye bir doğum hediyesi sunma iktiza ediyordu. Gittim bankaya. O günlerde Ziraat Bankası'nın efendim tip olarak yayınladığı, çıkarttığı efendim bir mücevher kutusu kumbara alacaktım. Münasip bir miktarda bir parayı da oraya yatıracaktım. Ondan efendim fakat gel gör ki benim hatun da orada çalışıyor. Mevduat servisinin şefi. Efendim önerdiğim parayı efendim az gördü. Bu kumbara bu paraya verilmez dedi. Kumbaranın bedeli aynıyat mevcutlarımızda sadece 23 liraydı. Ben onun birkaç misli tevkinde bir para yatıracaktım. İtiraz ettiler. Efendim hanımefendi bu aynıyat, ben bankacıyım. Bunun aynıyat değeri 23 lira. Nasıl olur dedim. Efendim ben orayı bilmem, müdüre gidin söyleyin dedim. Gittik müdüre. Söyledik. Efendim müdür yapıldı iş. Allah ben rahmet eylesin. Ebeci dua okudum tabii. Evet. Efendim, müdür, para vermedi tabii. 23 liradan kurtuldu. Hatun kişiyi çağırdı. Efendim Seval Hanım lütfen dedi. Oğlumun şey kardeşimiz efendim bankacı hemen hesabı açtı. Bir de şöyle ters baktı. Herhalde içinden bir silkaf savurmuştur galiba bana. Efendim ondan sonra aradan birkaç sene geçti. O tarihlerde Çorum Osmancık'ta çalışıyordum. Efendim Osmancık'tan da Taşova'ya tayin ettim. Rahmetli anacığıma ya Taşova'da Osmancık'ta efendim bulamadıklarımı Karamürsel'de buldum. Bankada bir hanımefendi var. Pek hoşuma gitti. Bunu ben alalım. Buradayım. O Karamürsel'de. Osmancık'lara, Karamürsel'lere derken yıllar sonra biz Karamürsel'e izinli gittik. Ve de baktım hatun kişi orada çalışıyor. Bu sefer dünür olduk. İşimiz rast gitti. Sen mi istedin direkt? Ben böyle yok. Direkt efendim eczacı arkadaş rahmetli Ahmet Tuncer Bey'im var. Evet. Sonra müdür arkadaş, o da rahmetli oldu. Sedavattin Otuloğlu. O önce oldu. Tamam. Şimdi Ünye'ye gelelim. Tamam. Sen yani, o teyzemle evlendin. Yani var. Kumbarayı alamadı ama. Evet geldi. Bazen internette kesilme oluyor. Evet. Kusura bakmayın. Evet tamam. Şimdi devam et orada. Evet. Yüksel abi şimdi seni dinliyoruz. Ben geleyim burada. Ünye ile nasıl tanıştın? Yüksel abi yanıma geldiler Toprak Mahsulleri ofisine. Kesaplı sokaktan abimiz olur. Evet. Benim Toprak Mahsulleri ofisinde çalıştığımı öğrenmiş.
rahmetli Cemil abiyle beraber ziyaret ettiler. Beni ziyadesiyle memnun ettiler. Hayır. Kardeşim Cemil Şen. Ve bu memnuniyetin ardından ben Yüksel abinin arşivine gelerek Şirin Ünye Akbuş gazeteleriyle Çağrı gazetelerinin tamamını elden geçirdim. Ve 100 küsur civarında tüm makalelerini ortaya çıkarıp Aydınlık Ufuklar sitesinde yayınladım. Evet. Böylece abimizden aldığımız feyizle onun açtığı yoldan ben de araştırmacılığa devam ettim. Evet. Ve Ünye Sevdası'nı böylece birlikte işbirliği içerisinde yürütmeye devam ettik. Evet Yüksel evet. abi. Evet. Şimdi sen nasıl başladın? Ufuk'un da dediğim gibi ben 1953 senesinde başladım. Biriktirdim. O sırada şu arşiv az bir arşiv efendim, değil, ömür var burada. Daha o, bunun altı, üstü, her tarafı dolu. Bak. Şimdi evet, nelerden başlayacaksın? Her tarafı evet. dolu. Evet. Efendim, devamlı yazmaya başladım. Aha Çağrı. Evet Hasan Öz kardeşim bak. Çağrılar sende kalmamıştır belki. Muhammed abi. Göreyim bak çağrıların hepsi var burada. Aha. Ey gidi neler var bak arşiv. Dur Yüksel abi atsana bir şurayı. Hadi gösterelim. Evet. Bakın Ünye'nin ilk gazetesi, Çağrı gazetesi. Görüyor musunuz? Hepsi ciltlenmiş. Ey gidi tek tek şey yapılıyordu. Burada görüyor musunuz? Evet. Kaç cilt bakın. Bir. İki cilt burada var. Daha Şirin Ünye 60 ciltleri var. 60 ciltleri nerede? Sonra ticaret odasının kayıtlı. Ünye Şafak gazetesi var. Hepsini biriktirmiş. Ünye evet. Ticaretası. Ondan sonra da Ünye, efendim Şirin Ünye 60 sesi. 60 sene evvelki gazeteler. Efendim evet. biraz evvel de vurguladığım gibi 53 senesinde başlayan bu tutkun bugüne evet. bütün hızıyla bugüne dek devam ediyor. Evet. Bu kitaplar hep evet. efendim okundu ve şu gördüğünüz bölüm tamamen Ünye'ye ait yayınlarla doludur. Efendim şimdi Fahri Cıvgın vardı eski vali. Şimdi sablan. Benim teyzem de, annemin hemşiresi o. Biz Gülçin. Gülçin benim değil, amcamın hanımı. Dedim ya sana dün. Evet. Fahri abi. Onun da böyle kütüphanesi vardı ama o kütüphane hep gitti. Odası dop doluydu. Oğluna kaldı sonra. Ha, o da oradan da gitti. Fahri Çılgın. Cıvgın. Cıvgın. Kars'ta, Çankırı'da, Bolu'da valilik. Valilik yaptı. Burada en son Ankara'da görevliydi. Benim halam oğlu ve aynı zamanda eniştem olan Cemal Hadi Gülşen'le iyi ahbaptı. Sık sık giderdi. Sündüz ablanıyla evet. yanına sık sık gidiyorduk. Hanım şimdi kütüphaneyi görünce aynı böyle onun da kütüphanesi vardı. Bu kütüphaneyi ne yapacaksın sonra? Birilerine Ünye Belediyesi'nin kütüphanesini bir yere verelim. Daha çok az. Bunun 4-5 katı hatta biraz daha fazlası Kurtuluş'ta bir küçücük dairemiz var. Orayı kızım da yazma tutkusu, okuma tutkusu olan biri. Evet. O özel iş yeri, atölye haline getirdi. Evet. Çini yapıyor ve bütün duvarlar bu kitaplarla dolu. Yüzlerce, belki çok bine iyi. Aşkın kitap orada mevcut. Bu raflar dolu. Altı tamamen dolu. Lütfen bir açar mısın? Açayım. Açayım. Bu bey şöyle bir... Hayır. O tutak yerinden açın. Evet. Değil. Hayır. Şu kapak burada. Bak görüyor musun Ufuk Bey? Burada da neler var? Maden hepsi. Evet. Ya. Evet. Yüksel abi bunları Ünye Belediyesi güzel bir kütüphane yapsın da bunları hepsini Ünye Belediyesi'nin açtığı bir kütüphaneye Yalı Kilisesi'nin olduğu yer muhtemelen kütüphane olacak. Oraya bu kitapları toplayalım. Efendim aslında... İşsizden sonra. Allah ömür versin sonra. Ben Sayın Cevat Güven Bey adına vakıf kurmuştum. Evet. Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı'na. Orada Galeri Dinçer diye bir
reyon oluşturmuştum. Oradaki ünlü üzerine olan kitapları ve çok eski anamın dokumacılık eserlerini orada teşhir ediyordum. Belgeleri teşhir ediyordum. Rahmetli Hasan Tahsin abinin, Kadıoğlu abinin eserlerini, Orhan Hoca'nın eserlerini teşhir ediyor. Bütün azmim ileride böyle Emre Ak tecelli ederse bunları Ünye Belediyesi'ne veya orada değer taşıyan, bunların kıymetini bilecek olan bir kuruma tevdi etmeyi yeğliyorum. Ama nasıl olur? Çocuklarım güzel gösterirler mi? Gösterirler, seçecekler gösterir. Evet, şimdi başka ne bak şurada bir kitap görüyorum. Bu da evet bakın Ünye'nin 1930'da yazılmış kitabı değil mi Yüksel abi? Evet. Baha Bey tarafından. Kelveroğlu Baha Bey. Evet Kelveroğlu Baha Bey. Bak bu baskısı yapılan ilk kitap. Evet Ünye ile ilgili baskısı yapılan ilk kitap bakın. One ve One tabirini evet, de bakın. İlk duyduğumuz eser. Evet bu kitabı Hilmi Güler'in de rahmetli Enerji Bakanımız Hilmi Güler'in babasının kitabı. Kelveroğlu Bahattin Bey. Evet Baha Bey. Evet. Babamla birlikte. Evet, babasıyla kim birlikte yazmışlar. Bak çekmiş. Şurada eski ortaokul. Bak görüyor musun? Orijinal kütüphanesinden almış. Belki Hilmi Güler abimiz de bak, bu yoktu. Eski ortaokulu bir daha açar mısın? Bak açayım. Bu eski ortaokulun sol tarafında Yüksel abinin evi. Bak. Sağ arkada da bizim evimiz var. Aha, bak. Evet. Ben bu okulda okudum. Bu ilk bina mı ikinci bina mı? Bu İlk bina. İlk bina. Girişteki bina mı? Bu girişteki bina değil. Hesaplı sokak tarafında arkadaki bina. Şurada okuduk. Eski harabe. Bu bina yıkıldı. Ünye Ortaokulu açıldı. Bu Meçhul Asker Okulu. Meçhul Asker ilk mektebiydi. Faaliyete geçmiş. Evet. 1930'un altında. Meçhul Asker'in ilk mektebiydi. İlk mektebi. Ondan sonra adı Ünye İcmal İkmal Ortaokulu oldu. Ha. Peki elektrik fabrikasının yanındaki Yalı Kilisesi'nin yanındaki orası o daha sonra oldu. Rum eviymiş. Bilahare o burası ortaokula gidince orası Meçhul Asker ilkokul oldu. Orayı da ben ilkokulu orada okudum. Bak, orayı da ben Arif Fidinli'ye Arif Ahmet'e sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Halk Eğitim Merkezi binası yaptırdım. Gördüm. Hibe yaptı Ünye. 700 bin lira parayla. Babası rahmetli Necati Bidilli. Şu yazıyı özellikle çekmek istiyoruz. Ünye ile ilgili bilgi var burada. Evet. Bakın bunları isimli olarak paylaşacağım. Burada şunu diyor. Bakın 1910... şurada o dediği söz burada. Ha. Açalım. Ha. Bak. Başlardaydı o. Neredeydi? Tamam başlardı. Dur açayım o. 1930 yılında Baha Bey diyor ki Ünyeliler, evet. İyi pik noktasını yakaladın. Evet, ben okuyayım isterseniz. Oku bak, bu cümle çok önemli. Geldi. Zayıf kablosuz bağlantı nedeniyle kusura bakmayın, öyle bazen kesinti oluyor. Ufuk Bey, şuradaki cümle çok önemli, benim çok hoşuma gider. Burada bir tespit var. Evet. Üzülerek okuyorum ama aradan 87 yıl geçmesine rağmen halen bu hastalığın tedavisiyle uğraşıyoruz. Okuyorum. Evet. Ünye'de hiçbir kulüp, İçtimai cemiyet ve birlikler uzun müddet yaşayamamıştır. Kimse bir diğer arkadaşının fikrine ittiba etmek istemez. Daha doğrusu herkes benlik iddiasındadır. Evet. Evet. Bu cümleden bugün hep geldiğimize yıl 2017 hala aynı şeylerin geçerli olduğunu düşünüyoruz. Ruhuşa olsun rahmetli Baha amcanın bu düşüncesi o gün için geçerliymiş. Bugün Ünye üzerine o kadar çok yayın var ki gördüğünüz şu bölüm tamamen Ünye üzerine olan yazılarla ve kitaplarla dolu. Evet, şimdi anılara gelelim Yüksel abi. Evet, bu kadar şeyleri biriktirdin. Öyle insanların bilmesi gereken, çünkü canlı yayında çok insanlar hepsini izlemiyor ama daha sonra girdiğinde akılda kalacak Ünye ile ilgili ne anınız var, ne hatıranız var? Bir tane bir anıyı paylaşalım. Ben... Epey bir emek var. Bunları açarlar. İnternetten Yüksel Şen'in bir de şeyi söyleyelim.
Senin biyografin falan var mı internet ortamında milletin okuyacağı, bulabileceği? Aydınlık Ufuklar sitesinde Yüksel abimin hayatı, eserleri, makalelerinin tamamı var. Var. Ha, tamam bak onu söyleyelim. Bak güzel. Ne diyor? Bilgin Aslan'ın. He. Bilgin Aslan'ın ne diyor? Yüksel abime şey şu da Yüksel abinin biyografisi. Evet. Üye konuşması işte Bilgin abim de kulaklarını çınlatmış olalım. Onunla da bir canlı yayın yapacağız inşallah. Ünye ağzı ile ilgili İngilizce öğretmenimizdir. Henüz bu daha yayımlanmadı. Evet. Taslak halinde hazırlayıp bizlere göndermiş. Biz farklıyık diye. Evet. Bilgin abim hazırladığı bana bir şey. Bana etmiş bu kitabı. Evet. Gönderdi. Bu basılıyor şimdi. Bir bu da tiyatro eseri, bir tiyatro oyunu inşallah sahneye konulacak. Sevgili Uğur Ufuk getirdi bunu. Evet. Sonradan görüştük. Şimdi onun için sen Ufuk Bey bir daha tekrar edelim. Hangine Yüksel abiyle ilgili yazıları nerede bulabiliyoruz? Aydınlık Ufuklar sitesinde Yüksel Şen bahsi var. Ha, Aydınlık Ufuk. Tamam. Ana sayfada Yüksel Şen'e tıkladıklarında oraya ulaşırlar. 80'i aşkın yazım. Efendim dünya hakkında küçücük bir anekdotum. En önemli böyle vurgulayıcı. Ne efendim olarak? Ben memuriyet hayatına öğretmen vekili olarak başladım 1954 senesinde Termen'in Üsküdar köyünde. Oradaki eğitim süresi o yılın süresi bitince, tedris hattı da bitince üniye geri geldim. Şimdi her ikisi de Allah'ın rahmetine ulaşmış. Ünye'nin medarı iftiharları Senayi Yazıcı ve de Tevfik Pişkin Beyler benim sonsuz kendilerine minnet duyduğum Ünye aşkı doruklu olan insanlardı. Hatta Ünye için gezip dolaşırken bir gün Senayi abi bana sordu. Yüksel oğlum sen ne iş yapıyorsun? Abi ben dedim hiçbir şey öğretmenlikten geldim. Efendim geziyorum, iş arıyorum. Banka sınavına girdim. Kazandım ama ancak askerlikten sonra bankada görevlendireceğim deyince sen dedi ticaret odasına git bir Tevfik Pişkin. Evet internet şimdi geldi. Evet. Kaldığımız yerde devam ediyoruz. Senayi Yazıcı o zaman ticaret başkanı. Tevfik Pişkin de genel sekreter. Genel sekreter. Evet. Gittim. Yüksel oğlum dedi Tevfik. Tevfik abi Senayi Bey dedi efendim talimat verdi. Göreve başlıyorsun burada. Hemen yanı başında bir masaya beni oturtturdu. Ticaret'sine göreve başladın. Öylece ticaret'sine göreve başladım. Allah Allah. Ve oradan da askere gittim. Hayatımı değiştiren faktördü. Zira para kazanmanın zevkini orada öğrendim. Daha bidayette de Ünye sokaklarında ne kadar çalıştın o odada ticaretinde? 3,5 sene çalıştım. 3,5 sene. Biraz da Mahmura teyzeden bahsedelim, babanızdan bahsedelim. Daha önce de. Anılara gelecek şimdi. Daha önce de Ünye'de, Ünye sokaklarında ortaokulu, ilkokulu okurken tatillerde ayakkabı boyacılığıyla hayata atıldım. Herkes bir şey yapıyor o zaman. Ama son derece mutluydum. Fevkalade onurla yaptım. Çünkü bugüne gelmendeki yegane faktör o gün hiç üzüntü duymadan çalışmandı. Zira sevgili dost Sait Kapıcıoğlu efendim kitabında bana ithaf ettiği Ütopya isimli kitabında bu hususu dert etmiş, yayınlamış, beni fevkalade mutlu etmişti. Bak çocuklar o zaman, bak geçen hafta da Sait Kapıcıoğlu, Ünye'nin epey gırıkları var ya, bir gırıklarından bir tanesi de Sait Kapıcıoğlu, profesör doktor. Bak Cevat abi, geçen hafta ziyaretine gelmişler. İnternet sık sık gidiyor, kusura bakmayın. Evet, başlayabiliriz. Evet, Sait Kapıcıoğlu da kırıklarından, bakın, yazmış buraya. Ne yazmış Yüksel abi? Sana not düşmüş. Üç dost, üç komşu, üç ülküdaş, üç vefalı, üç hümanist ve üç ünyeli Sait Kapıcıoğlu. Duayen yazar ve şair Yüksel Şen'e vefa ziyareti. Evet, çok güzel.
Evet Said Hamdi'nin kulaklarını çınlatalım Cevat abiyle birlikte. Evet şu anılara gelin. Oradan sonra sen gittin askere. İşte bir de şu önemli bakın. Yüksel abi bir şey söyledi. Şimdiki anne babalar çocukların çok ezilsin istemiyorlar. Her dediklerini... Evet kusura bakmayın internet sık sık kesiliyor. Şimdi yeniden geldi o da değiştirdik. Belki burada daha güzel bir çekim yapabiliriz. Evet, şimdi devam ediyoruz. Yüksel abi, ben buradan hemen bir şey diyeyim. Bak Yüksel abi boya yapmışsın çocukken. Ve onun fotoğrafını yayınladım. Evet, o boya çok önemli. Şimdi insanlar çocuklarını el bebek, gül bebek büyütüyorlar. Halbuki o boya yapmanın, o simit satmanın, o su satmanın zevkine kimse bilmiyor. Benim de çocukluğum hep dükkanda geçti, çalışarak geçti. Çok önemli. Evet, ben fotoğraflarında çalıştım, cam dükkanında çalıştım. Yani onun için o çok önemli. Buradan da anne babalara söylüyorum, Avrupalılar da çocuklarını 13-14 yaşlarında çalıştırıyorlar. Amerika'da 10 saat yaz boyu 10 gün çalışmak zorunda. Böyle bir kanun var. Evet, kimseyi diyorum. Bir şey deyin, ondan sonra geçelim konuya. Evet. Şimdi efendim, ticaret odasında çalışırken rahmetli Tevfik abi de güzel söz söyleme sanatına sahipti. Ve bir de şu edebiyat tutkunu vardı, tutkusu vardı kendisinin. İyi bir edebiyatçıydı. Efendim benim şiirlerimi okudukça bana şöyle bir dörtlük yazmıştı. Yüksel, bu aleme neler gelmedi, aşk oduyla yanan garipler gibi. Lakin kimse murada ermedi, İngiliz kralı insanlar gibi diye. Efendim, şiirimin bir tanesinin altına bu notu düşmüştü. Evet. Onu mükemmel bir hatıra olarak saklıyorum. Evet. Ve Ünye'ye gelişlerinde oğlunu ziyaret etmiştim. İhsan değil mi? Tevfik oğlu İhsan. Muhasebeci. İhsan. İhsan benim okul arkadaşım. Onu, İyi de İhsan'da iyi klarnet çalar. Zurna. Çağrı gazetesinde bir yazı yazmıştım. Evet. Ben bir bu şükran duygusuydu. Kendisinin benimle olan ahbaplığını teyit etmek için bir Tevfik Pişkin vardı diye onun kişisel durumunu ve Ünye'ye olan sosyal bağlarını orada vurgulamış, halka olan hizmetlerini bir anlatmıştım. Ruhu şad olsun. Allah öğrenler. Bak Sena Yazıcı Ticaret Su Başkanı'ymış. Size görev vermiş. Orada sekreter, herkes bir ışık yani. Evet, Sena'ya bir hatırlayalım. O çok mümtaz birisiydi. Burada Demokrat Parti, demokrasi miydi? Demokrat Parti. Yok, demokrat değil. Şu Bozbeyli'nin kurduğu partiden efendim milletvekili seçilmiş buraya gelmişti. Ziya Gökalp Caddesi'nde Zeki Kırtasiye'nin üzerinde bir evde oturuyordu. Bir tarihte orada hamsili pilav yapmış. Bizim meşhur hamsili pilav. Beni, abim derken eniştem söz ediyorum. Ben ona abi derdim. Bizi de ve birkaç arkadaşını davet etmişti. Orada nefis bir efendim ziyafet çekmişti. Hamsili pilav. Onun da hamsili pilav ziyafeti. Evet. Onun da gani rahmettiriyor, ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Refahattin abiyle ilginç adın ne var? Bir de Refahattin abiyle onu da yad edelim. Müstesna bir insandı. Evet. Efendim bugün aşağı yukarı 2000 sayfaya yaklaşan bir Ünye çalışmalarım var. Şair ve yazarlara ilham veren kent Ünye başlığını taşıyor. Bu kitabımı müsveddelerini dahte edilmiş musalarını Refahettin Bey'e gösterdiğimde Refahettin Bey rahmetli onu tetkik etti ve adıma bir makale yazmıştı. O zaman Ünye'deki gazetelerde yayınlandı. Senin yazılan Ünye Kent gazetesinde çıkıyor değil mi Yüksel abi? Köşe yazım var. Bak Yüksel abinin Yekent'te de köşe yazarları var, yazıları var. Mutlaka oradan da merak edenler izleyebilirim. Efendim? Evet. Başka anılarına gitmiş. Şöyle enteresan Ünye ile ilgili
milletin kafasında kalması şu gereken... Şu kilise tepesinde kilisenin yıkılışını bir anlatıver. Kilisenin yıkışı, o yukarı bir tokmak varmış. O tokmağın yıkılışını biliyor muyum? Ha, onu anladım. Efendim? Yavaş, acele etme. Kusura bakmayın ha. Dedim ya. Ha. Efendim, sene 1954 yıllardı. Ortaokula yer kazandırmak, bir yeni hizmet binası yapmak istiyorlardı. O 1873'te yapıldığı üstündeki çan kulesinde yazan kiliseyi yıkmaya ve yerine yeni bir ortaokul binası yapmaya karar verdiler. Herkes isyan etti. Efendim, yahu Ünye'de başka yer mi yok? Niçin bu binayı yıkıyorsunuz? Bu tarih diye efendim Gariyan'a geldi. Ama gel gör ki o günün idarecilerinden ağır basanlar halkın düşünce ve isteklerini galebe çaldılar. Hiç aldırış etmediler. Ve tepeden bir ustaya orayı yıkmayı verdiler. O bir gün ustalarını almış, amelelerini geldi, binayı yıkmaya başladı. Şimdi güzel bir anı, kusura bakmayın. Gene değineceğim aynı binanın. Efendim, kilisenin üstünde de çatısını kaplayan Marsilya tipi ve de Ünye'li oluklu, ne diye yapılan oluklu kiremitler vardı. Adamlar o kiremitlerin tahta oluklar yaptılar, indirilmesi için uğraşmıyorlardı. Biz de ortaokulun bahçesinde, zira kilisenin ön tarafı voleybol sahasıdır. Orası aynı zamanda mahalle çocuklarının futbol oynadığı, oyun oynadığı yerlerdi. Üstüne yayla derlerdi, kabak ağaçlarının olduğu yere. Aşağısı da efendim oyun sahasıdır. Orada pek çok mezarlar var. Efendim, adamcağız usta kiremitlerin indirilmesi için geldi, orada oyun oynayan çocuklara seslendi. Bu kilisenin dedi çatı kiremitlerini şu oluktan aşağı indirmek istiyorum. Birkaç kuruş versem acaba bunu yapacak kimse var mı aranızda diye. Ortaokul çocuğuna söyledi. Ortaokul bahçesinde kilisenin önünde oynuyoruz. Ben ve kardeşim, Allah beni yine rahmet eylesin kardeşime. Efendim, biz yaparız dedik. Şimdi kardeşim aşağıda o oluğun, tahta oluğun dibinde. Ben de yukarı çıktım. Kilisenin çatısında kilimitleri topladım. Oluktan aşağıya attım. Kardeşim aldı. Onları istif etti. Hiçbir efendim kiremit kalmayınca çatıda, ondan sonra usta bu kiremitleri indirdik. Kiremit kalmadı. Baktı, bugünkü gibi anımsıyorum. Öldüyse Allah rahmet eylesin ona da. Parayı vermedi mi? 2 lira bana verdi. 1 lira da kardeşime verdi. 3 lira aldık. Bu hatırayı hiçbir surette unutmam. Çünkü efendim, ilk emeğendi yani. Fil kadade mutlu olmuştuk. Orada para kazanmanın haz ve zevkini yaşamış. Çok güzel. Bak, çok o çok önemli bir şey. Çocukken para kazanmak kadar zevkli bir şey yoktur yani. Ama maalesef o kültürden uzaklaşıyor. Mahmure teyzenin fotoğrafçılıkla ilgili anılarını da istirham edelim. Bizim Mahmure teyze, Davatlı oğlu. Ha, Mahmure teyze. Adı da. Ünye'nin ikinci bayan fotoğrafçısı. Leylifer teyzeden sonra. İlk fotoğrafçısı. Evimizde büyük bir atölye var. Karanlık oda. Efendim, Ünye'de hiç fotoğrafçı yok. Sene 1920'li yıllar. Adama 1934'te evlenmiş anamla. Aluminot. Anama Kodak Zeiss ikon Kodak makinenin nasıl kullanıldığını öğretmiş. Kapıya gelen bayanların fotoğrafını hep anam çekerdi. Bir anam, bir de Yekta ve rahmetli Erol'un annesi
Leylüfer teyze var. Leylüfer soy ismi. Barilci. Barilci ha, Barilci. Ha bizim o Ahmet Barilci'nin şeyidir o. Onun da beyi Solçan Ahmet derlerdi. Lakabıyla Ahmet Barilci, Allah rahmet eylesin. O da öldü. Mekanları efendim, ikisi çekerlerdi. Akşam da anamın çektiği fotoğrafları babam gelip evde karanlıkta tab eder. O kristal aynaya yapıştırır. Ondan sonra üstünde merdane gezdirir. Kurumasını sağlardı. Sonra efendim kurumasını sağlardı. Her dersi günde fotoğraf sahiplerine fotoğrafları ücreti mukabilinde verirdi. Peki nereden öğrenmiş baban da veya? İstanbul'da öğrenmiş. Uzun sene. Kendisi müstantik mektebinde okuyormuş İstanbul'da. Ne mektebi? Müstantik yani o zaman hukuk fakültesine bağlı müstantik eski tabirle Osmanlıca savcı demek. He. Savcılık okuluna bak çok ilginç. Evet. Burada bir giriş yapayım. Evet. Ünye'nin ilk Türk profesyonel fotoğrafçısı Foto Ahmet Hüseyin Şen yayımladığı fotoğraflardan 40 tanesi Ünye'nin ilk kartpostalları hüviyetinde antikadır. Ve Kellaroğlu Bahattin Bey'in dükkanında tanesi 5 kuruştan satışa arz edilmiştir reklamını da 1930 rehberine bulabilirsiniz. Orada reklam bu 40 tane fotoğrafın 25 tanesini bulabildik. Evet. Büyük bir kısmı ressam Gülay Birben'in elinde orijinal aslı vardır. Onları Hizmet TV'de tanıtmıştım Ünyelilere 2005 yılında. 25 tanesi ortaya çıktı, 15 tanesini halen arıyoruz. Sevgili Hasan, bir arzumda nasip ederse anamın dokuduğu eski kaşanı kilimler vardı. Efendim böyle eski kumaşları, bezleri derler, keserler ensiz olarak. Evde tezgah vardı. Önce bir peştan bal efendim. Avane teyze de o işi yapardı efendim. Bizim mahallede. Avane teyze vardı. Avane nene. Komşuyuz o da kurdu. Ermeni kadını. Bizim sokak, Keşaplı sokak. Avniye oluk. Hep dokumacılardı. O dokuduğu 60-70 sene, 80 sene evvel dokuduğu o kaşanik kilimler metreşeydi. Ben Ünlü'de dokumacılık diye onun özgeçmişini yazdım. Ünlü'deki dokumacılığı Ünlü gazetelerinde vardı. Bilhassa Cici Adası'nda ve Şirin Ünlü Akbüsesi gazetesinde vardı. O kilimlerden bende burada şeyler var, parçalar var. Bir tane Sebil Hanım konağına hediye edelim, bir de müzeye verelim. Onları ileride böyle toparlayıp ömrüm kifayet ederse Ünlü'ye getireceğim. O müzeye armağan etmeyi düşünüyorum. Bir tanesini müzeye, bizim Sebil Hanım konağı da müze gibi. Bir tanesi Sebil Hanım konağı dedi. Biz orada konferans verdik. Sen bir tane de oraya etkine. Onu düşünüyorum. Olur, olur. Allah nasip ederse. Olur, çok güzel efendim, olur. Başka, inşallah. Başka aklına böyle orijinal gelen bir şey var mı? Bir hatıra daha anlatıp işi bağlayalım. Sene 1944. Evet. Mahalle çocukları toplandık. Evet. Şimdi sadece ismi hatırası kalan kale bozuğuna efendim yüzmeye gideceğiz. Oralar hep granit kayalar. Doğru. Bir tarafında saatçi Emin Hoca'nın evi, bir tarafında da Tersi Nadide Hanım'ın ve şimdi camcılık yapan bir arkadaş vardı, iki kardeşler. Celal Türk, Türkler. Hayır. Şahin. Deniz Oteli'nin altında dükkanı vardı. Onun adını unuttum. Doğru, sabır. 70 sene geçti. Kaç ev vardı orada? Tam orada tam. 15-20 tane ev vardı. İşte Kale Bozu bugünkü 100. yılın olduğu yer. Bu orada midye toplayacağız. Midye toplarken toplamaya karar verdik diye toplu. Efendim gittik. Hava o kadar müsait. O kaç yaşındasın? 7 yaşında. 7-8, 7 yaşında. Sene 1944. Evet. Tam 36 doğum olduğuna göre 8 yaşındayım. Evet. Efendim gittik. Midye topladık. Artık çıkmaya efendim giyinme eve gelip onları pişirmeye karar vermiştik. Evet. Çocukların, senin akraba şimdi şeyin Evet. Evet.
enişte şey, amcanın eşiydi. Ha, Gülçin. Gülçin Hanım, Yılmaz. Ha, Yılmaz, Çıpır Yılmaz. Çıpır Yılmaz. Evet. Benim şimdi rahmetli dayı oğlum Yüce. Evet. Ben aslan. Evet. Ben çok Çizir oldu, Faruk rahmetli oldu. Ondan gittik toplu. Evet. Ama gel diyor ki bir fırtına, bir dalga, dalgalar kabardı. Bana bir dalga çarptı. Sırtımı vuran dalga beni bir tarafa attı. Kaleyi de benim üstüme yıktı. Ama ayağım kırıldı. Hadi bak. Vay. Ayak, bak, o günün hatırasıdır. Oh, geçmiş olsun bu ya. Bu ayak kırıldı. Ama... 12 yerinden Ünye'nin meşhur cerrahı vardı. Ne doktor o zaman? Fenerci Baba. Fenerci Baba. Ha? Fenerci Baba mümtaz bir insandı. Çok değerli bir insandı. Ama doktor Ünye'nin, değildi aslında değil mi? Hayır. Suhiye memuruydu. Suhiye askeriydi. Ve şimdi polis karakolu olan efendim binanın karşısında da tütün ticareti yapar. Evet. O güzel Ünye diye bir otel vardı. Evet. Kahve vardı. Şeyin Hasan, terzi Hasan, ne Hasan'dı o? Terzi Hasan, neyse aklımıza geliyor. Şeyin efendi Hamit Bey'in damadı Hasan, ha. O Hasan Pilgir. Pilgir Hasan. Pilgir Hasan'ı. Bizim paşaların. Ben 60-65 sene oldu ama. Maşallah ya, hafıza zekayı var. Vallahi hayran var, bak ne isimdir. Evet, hafıza devasasıdır Yüksel abim. Evet, efendim. Şeyleri Korkmazlar'ın evi, Gadi Hasan'ın evinin bitişiğinde evi vardı. Kisiroğlu Faruk abi oraya sonra. Orada gece Can'a aldı ayağımı, şişen ayağımı kesti, doğradı. Kanları akıttı. Ertesi gün dedi babaannem ve annem rahmetli. Anam sırtımda taşıdı beni oraya eve. O günlerde Ünlü'de belediye doktoru olan Hasan Fehmi Sergen diye bir zat vardı. O zat pedere derhal dedi Samsun'a gidildi. Cerrah Hasan Fehmi'ye bu diz kapağın üstünün ayağı kesilecekti. Ama gel gör ki Allah gani gani rahmet eylesin. Fenerci Baba benim ayağıma geldi. Bir sene tedavi etti. Kesilmekten kurtuldu. Maşallah. Bu hatıram bu. Allah rahmet eylesin. En büyük, en değerli hatıramdır. Zira beni yoksa tek bacaklı tabanı kurtardı. Doğru. Ne düştü o ağada? İki kayanın arasında sıkıştı. Dalga beni. Atınca. O granit kayaları sıkıştım. O günlerde şeyin Abdullah Tanlar vardı. Onların evinin karşısında yine Abdullah'ın evini dedesi babasının evinde oturan bir küçücük vardı. Zekiye diye. Kardeşleri terziydi, babasıydı. O da duttan düşmüştü. Dut ağacından toplarken. Onun benim hadisinin olduğu günlerde onun Samsun'a götürüp ayağını kestiler. O kadar becerikli, o kadar yetenekliydi ki efendim rahmetli Fenerci Baba yahu dedi o pırlanta gibi kızı gittiler ayağını kestiler. Bana getirselerdi ben onun dedi ayağını temizler yapar. Vay be. Ve işin ilginç tarafı işte. Fenerci Baba bu işi para karşılığı yapmıyor idi. Hayır hiçbir para almadı. Allah Allah. Günümüzde Allah Allah. Evet. En son şu en son şuraya bir kemik geldi, dayanmıştı. O dükkanına götürdü. Malzeme filan ne kullanıyordu? Malzeme filan tutuyordu. Her şeyde böyle hani hanımların saç falan aldığı mumuş gibi bir şeyler var. Onların tutup çeker özel aletleri vardı. Vay çeker. Mekanı cennet olsun. İrfan Işık Beyefendinin de akrabasıdır. Bak ondan sonra o şey Necmi Çamlık Restorant'ın işte Necmi abinin babaannesi, annesi yapıyordu kırıkları. Bir kadıncağız vardı tepede. Kırıkları yapıyordu. Yok yok Necmi kolda güçün. Necmi annesi çıkı kırıkçıydı. Yaşlı bir kadın. O demek ki o öğrendi o. Arap kadını vardı şeyde. Efendim Kabakçı'ya giderken bir de burun ucunda Babuçoğlu karısı vardı. Onlar tahmin ediyor. Onlar bu işi yapardı. Zira onların hatıratını efendim o Ütopya isimli kitabında bana atıf ettiği kitabında Sayın
efendim doktorumuz şöyle adı neydi? Sait Bey. Sait Kapıcıoğlu. Fevkalade güzel anlattı. Karı koca resimleri var. Bir de alçak kahveyi de bir gündeme getirelim. Haberler dinlenen kahve mi? Bir de her bir kahveyle bağlayalım bir şey. Ne? Alçak bir kahve varmış. Alçak kahve. Alçak kahve bizim evimizin yanındaydı. Annemle otururdu orada. Evet. Okumacılık yapardı. Avanne'nin de mi? Avanne teyze. Avniye Oluk. He. Aşırı derecede kahve meraklısıydı. Efendim hem gelen komşusuna mutlaka kahve ikram ederdi. Ermeniydi değil mi o kahve? Ermeni asıllıydı. Ermeni asıllıydı. Müslüman olarak öldü. Evet, Müslüman olarak öldü. Ben biliyorum evet. O kadın. Kenan Bey geldi mi? Kahve içme. Efendim mahallenin bütün yaşlı kadınları orada toplanıp mavi ve efendim beyaz alaşımlı bir porselen şeyi vardı. Efendim kahve kabı ikiliydi. Evet. Bir tarafta şeker, bir tarafta efendim kahve ihtimadiyatı. Evet. Mutlaka cezvesi fındık kabuğundan oluşan kül ocağında. Ocağın içinde ne lezzetli kahve. Kasım Bey süren köpüğü herkese kahve. Hatta o avare teyze kurşun falan da dökermiş. Onun yok, aletleri yok. Onun aletleri Memnune anneannemdeydi. Ben Memnune anneanneme döktürüyordum. Tehcirden, tehcir olayından bayağı mağdur olanlardan. Çok evet, asabi evet. Bir kadındı. Kendisi sürgüne gitmiş. Malın mülkü çok birisiydi. Evet. Diyarbakır o tarafa sürgüne gitmiş. Evet başlayalım. Ha. Tekrar geldi o internet. O avane teyzeye gelin. Bak o avane teyze bir anda Suriye'ye gidiyor o mübadele sırasında. Diğer bak o taraflara. O arada çocuğunu bırakıyor. Yeni doğum olmuş mu olursa çocuğunu almak üzere tekrar geri geliyor. Geri orada geliyor. Yapamıyor değil mi? Sonra Ünye'ye geliyor. O şeyler Güleci oğulların Murat ve Enver abi onların akrabasıydı. Evet. Şimdi Murat abiyle şey yapacağım. Aret ve Murat abiyle bu eski avane teyzeyi anlatacağım. Onu anlatıp geçen de Yusuf efendim şey Yaşar Karaduman bana telefon açmış. Benim alçak kahve diye Ufuk'un sitesinde yayınlanan bir yazım var. Ondan bahseder. Ondan esinlenmişti ve Avniye Oluk diye bir yazı yazmıştı. Evet. O şimdi Hasan Fehmi'nin evinin yanında bir arası var. Boş. O ev miydi o? He? O Hasan Fehmi'nin evinin yanındaki boş ülke. Tamam şimdi orayı da Hüseyin Tantu yeni bina yapıyor. Orayı. Kimi? Hüseyin Tantu aldı. Yeni bir bina ev yapıyor. Burası Ali'nin eviydi. Amanet teyzenin evi. Tam ortaokulun Cemal Hafız'ın yanındaki. Hasan Fehmi'ye. Herkes ne derdi ona. Abinle çok asabi bir kadındı. Ortaokulumun üst tarafı, bahçenin üst tarafında millet top oynarken top zaman zaman kaçardı. Kaçar, camına vurur, camına bilmem ne. Allah abacı çıktığı kadar. Aslında iyi bir kadındı. Allah rahmet eylesin. Osmanlı'da çalışırken bir gece bizi ziyarete gelmişti. Bir bazı işleri varmış. Efendim oraya ziyarete gelmişti anama. Evet. Fikir Tiyatresi'nde bulundu. Evet. Sonra da döndü. Evet. Efendim. Evet. Şimdi onun Cinemer Faruk vardı ya. Evet. Futbolcuydu. Faruk. Onun eşi de Leyla Hanım da. Leyla Hanım. Beden eğitimi öğretmeni. Faruk. Yok. Beden eğitimi öğretmeni küçük. Evet. Kenan. Ben Kenan'la Bodrum'da onun hanımı anlatmıştı. Avane teyzeyle hikayeyi. Onun işte Leyla onların akrabası Aninne'nin daha müfassal bilgileri efendim Güleçioğulları'ndan öğrenmiş. Bazı akrabaları da Çarşamba'da yerleşikti. Bizim çocukluğumuzda Çarşamba'da akrabaları gelir 2-3 tane erkek güzel bağlama çalarlardı. Aninne'nin en üst katında yatar kalkarlar. Orada bağlamayla çarşamba türküleri yapacaklardı. Ne güzel. Öyle günlerimiz. Evet. 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 Yüksel abi. Çok güzel oldu. Yüksel abinin notlarını bitirmeden ben size Ünye'ye özlememizi gideren bir güzel şiir. Evet. Bağlayalım. 58 yılında
dünyaya hasret. Ey benim cennet yurdum, ey güzellik beldesi, hayalimde canlanır denizinin dürsesi. Ne güzel serpilmişsin suların kucağına, benziyor tepelerin bir sihir ocağına. Yemyeşil kırlarında bin bir hatıra yaşar, seyrettikçe çehreni insanın gönlü düşer. Tabiat sanki seni özenerek yaratmış, güzel deniz de sana bin bir mucize katmış. Hele çamlık mevkiin huzur verir kalplere, elem dolu gönüller bir anda gelir dile. Bir yalancı cennettir elma fındık bahçesi, her birinin dalından yükselir bülbül sesi. İşte bütün zevkler de bu tatlı sesle başlar, dideden katre katre dökülür ılık yaşlar. İnsan yaşar bir anda ömrünün baharını, bilmem nasıl anlatsam ünyenin bakarını. Bir gizli tılsım vardır toprağında taşında, şöhret onun her lahza dolanıyor başında. Nasıl anmam ben onu her akşam ah çekerek, resmine dalar gider gözlerim yaş dökerek. Sen de benim her şeyim, anam, kardeşim, bacım, bütün hatıralarım ve biricik baştacım. Ey güzelim Ünye, seni unutmak mümkün mü? Ne dersin? Evet. Yüreğine sağlık Yüksel abi. Evet, almak istiyoruz. Çıkıp da şöyle bir bakmak istedim şu bizim Ünye'ye Çakırtepe'den. Boynuna bir kolye takmak istedim, çiçekler derleyip Çataltepe'den. Burada güneşin batışı güzel, sedecen kalplerin atışı güzel, doğanın cana can katışı güzel, onur kaynağıdır girsen nereden. Kırkevler gölevi, beldeler şahı, Yunus Emre Parkı hisse mezahı, gezip dolaştıkça gök bir cenahı, belgeler yükselir hançerelerden. Evet, evet. Niçin bazı insanların yeri doldurulamaz olduğunu evet. herhalde anlıyorsunuz. Evet. Evet, Yüksel abi çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz Ünye'yi hafızaya nakşetmiş bir adam. Ama gel gör ki artık ihtiyarladım. Sevgili Said'in dediği gibi Yüksel abi, kaç tane Ünye'li bu kadar Ünye'nin geçmişini evet. bellekte tutar isimsin. Evet. Şu sevgili kardeşim bana resimler getiriyordu. Evet. Ünye sahili yıkılmadan evvel hangi evin kime ait olduğunu isim isim ona yazdırıyordu. Evet. Evet. Çok güzel. Evet. Bu tarihe not düştük bu Facebook sayesinde. Buradan Facebook'a da teşekkür ederim. Hakikaten hem bu yayınlarımızın Facebook Hasan Çiçek TV'den yayınlanıyor. Hem Instagram'da var. Hem de YouTube'da Hasan Çiçek TV'de artık 100 sene sonra senin şu şiirlerini isteyenler internete girip bulacaklar. Sevgili dostum. Evet. Hani göstermek istemiyorum şimdi işimi evet. sağlık var. Evet. Sevgili dostum. Eğer Ünye'de ticaret basını tekrar kazanmanı dilerim. Kazanırsan benim 2000 sayfaya yaklaşan bir Ünye çalışmalarım var. O kitap Ünye'nin cemaziyel evvelini, A'dan Z'ye bütün şahıs, gelmiş geçmiş bütün olayları ve de Ünye üzerine yazı yazan yüzlerce bilim adamının ve eli kalem tutanların hatıralarını orada geçiyorum. Değerli, onu kitap olarak ben bastırmayı düşünüyorum. Burada Kültür Bakanlığı efendim görüştüm. Telif İşleri Genel Müdürlüğü bana amca dedi, bu yazı kitabı basabilmeniz için bu yazı sahiplerinden veya variste imza almanız, muvaffakatname almanız. Allah Allah. Aksi halde efendim tazminat ödemeyi gerektirir. Örnek olarak da sevgili efendim Hasan Bey, efendim şeyin Ahmet Muhip Dremas'ın Fahriye Abla isimli şiirini ona hiç sormadan varislerine filme dönüştürmüşken
Fahriye abla şiirini. Evet. Hala dağlar karlı Erzincan'da mısın? Evet. Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla. Evet. Yazıp yazıp bahçenize attığın mektupları okuturdun elim arka. Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla diye bir de başlayan o şey. Filme dönüştürmüşler ve şakır şakır tazminat almışlar. Ben şimdi... Dünyeler bunu yapmaz. Ben sana onu bastırmak için... Yasalardan korkan adamım. Evet. Ben 82 yaşındayım. Bunda ağrımayan dişime şuraya dinleyince... Seni evde gider sonra. Şu kadıncağızla birlikte müşterek çalışmamın eseri bu evi edinceye kadar göbeğim çatladı benim. Öyle bir riskoya girmeyi hiç düşünmedim. İnşallah. Eğer yapma olanağın olursa teşrif edecek heyyete kütüphanemi açmaktan mutlu olun. Hilmi Güler Bey götürdüğüm zaman o babasının kitabı onda bile yokmuş. Doğru. Şaştı şaştı kal. Anca bunları nereden buldun sen? Babamda bile yok. Babam babasının çok iyi arkadaşıydı. Orada çalışmış. O döner çeşmemin elinde. Evet. Buyurun lütfen. Evet. Sevgili dostlar, Yüksel Şen abi çok teşekkür ediyorum. Ben de senin sözünü aldım. İnşallah o kitabı basma için gerekli çabayı ticaret olsa olur veya başka bir mekanda veya bir dostlarımızdan o kitabı basmak için mücadele edeceğimizin sana sözünü veriyorum. Sevgili Ufuk, o çalışmalarıma tanık. Evet, biliyorum. Bu emek inşallah boşa gitmez. Evet sevgili dostlar, bir Ankara sabahında Yüksel Şen abimizle birlikte olduk. Biraz uzun oldu. Bazıları uzun oldu diye bize kızabilirsiniz ama arzu edenler seyretsinler. Güzel bir hatıra, tarihe not düştük. 100 sene sonra bu anlattığı Yüksel abinin şeyler kayıtta olacak. Onun için ben sizlerle olmaktan mutluyuz. Ufuk Misle Bey de kameramıza çok teşekkür ediyoruz. Evet Seval teyzemize teşekkür ediyoruz. Bizim anne dostlarımız. Evet bak burada kahvelerimiz de, Türk kahvelerimiz de geldi. Yüksel Şen abime de çok teşekkür ediyorum. Evet, yarın Ünye'de başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. İyi bir gün dileğiyle, hoşça kalınız.